Merhaba arkadaşlar. Bugün XFOIL eğitim videolarımızın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu videomuzda XFOIL'de elde ettiğimiz airfoil'lerin karakteristik özellikleri olan CL, CD ve CM değerlerini istenilen hücum açısında TXT dosyalarına nasıl yazdıracağımızı inceleyeceğiz ve daha sonra da belli hücum açılarındaki aralıklar için bu analizi gerçekleştirip sonuçlarımızı TXT dosyasına yazacağız. İlk olarak herhangi bir açıdaki CLCD gibi karakteristik özelliklerini TXT dosyasına yazdıralım. Bunun için ilk olarak XFOIL dosyamızı açıyoruz ve daha önceki videolarımızda bir airfoil'e nasıl XFOIL'e yükleneceğini görmüştük arkadaşlar. Ben NACA profillerinden bir tercih yaptım. NACA 4412 sisteme yükledim. Daha sonra da analizimizi gerçekleştirmek için arkadaşlar öncelikle panel not sayısıyla ve Trailing Edge ile Leading Edge'deki panel yoğunluk oranlarında bir oynama yapacağım. İlk olarak not sayısını 200 ve Trinity Leading Edge arasındaki oranında 1 olarak gerçekleştirelim arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra analizime geçiyoruz arkadaşlar. Ve 500 bin Reynolds'ta analizimizi şimdi gerçekleştirelim. Eğer mah sayılarının önemliyse analizimizde, o zaman ayrıyetten bir de mah sayısı değerini de girmemiz gerekiyor. Fakat böyle düşük Reynolds'larda mah sayısının pek önemi olmadığı için girmemize gerek yok arkadaşlar. Şimdi de öncelikle bir arşiv düzeni oluşturalım pek komutuyla ve sonuçları kaydetmesini istediğimiz klasörü açtıralım. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi ilk olarak hangi açıda ilk olarak iterasyon sayısını isterseniz biraz arttıralım 100 olarak ve 7 derecedeki bir hücum açısında ki değerleri analizini gerçekleştirip TXT dosyasına yazdıralım. Bu işlem yapıldıktan sonra tekrar pek diyerek çıkış gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra da programdan çıkalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar XFOIL'in bulunduğu klasörde airfoil txt diye bir dosyamız oluşturuldu ve bu dosyamızda mah sayısı, Reynolds sayıları, hücum açımız, kanadımızın sahip olduğu CL katsayısı, drag katsayısı ve moment katsayısı gibi değerler de sisteme kaydedildi arkadaşlar. Peki belli bir açı aralıklarında bu analizimizi gerçekleştirsek örneğin -10 ile +15 derece +20 derece için bu değerleri gerçekleştirsin ve bizim airfoil dosyamıza airfoil isimli dosyamıza yazmasını isteyelim arkadaşlar. Bunun için tekrardan XFOIL'e girelim. Analiz için gerekli ayarlamaları gerçekleştirelim. Pek'te yine arşiv dosyamızı oluşturalım. Ve 4412.txt olarak da bir txt dosyamızı açalım. Daha sonra da iterasyon sayısını 100 olarak belirleyelim. Belli bir aralıkta yapacağımız için arkadaşlar AS
Q komutunu kullanıyoruz. X örneğin 5 derece ile 20 derece arasında analizimizi yapsın ve artış miktarda, açılan artış miktarda örneğin 1 derece olsun arkadaşlar. Ve enter tıkladığımızda artık o açı değerleri için analizimiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Analizimiz gerçekleştikten sonra tekrardan pack komutuyla dosyamızı kapatıyoruz ve programdan çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere bir 4412 isimli bir dosyamız oluşturuldu ve eksi 5 ile 20 derece arasında görmüş olduğunuz gibi analizlerimiz gerçekleştirildi ve bu analiz sonucunda airfoil'imizin karakteristik özelliklerine bir .exe dosyasında elde etmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.